Ee, özellikle bu lüks iftarlarla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar kanadının gerçekleştirdiği programlar çok büyük tepki topluyor. Yani artık tut e, o iş o noktalara geldi ki birçok ilahiyatçı buralarda açılan oruç kabul olur mu noktasına geldi. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bir ekonomik kriz tablosu alanı var, alamayanı var, ulaşanı var, ulaşamayanı var. Sokaktan, ekmek pazarlardan çürük domates toplayan yurttaşlarımızın olduğu bir tabloda bu denli bir lüks iftar sürecinin tepkisi toplumun hemen hemen her kesiminde dile getiriliyor değerli izleyiciler. Hani Ramazan ayı birbirimizi anlama ayı yoksulun ya da varlıkla yokluk arasındaki süreçteki o ince ama uzun e, yolu anlama ayıydı e, eleştirileriyle birlikte geldiğimiz bir tablo. Ama bir yandan da paylaşımı da e, gördüğümüz örnekler var elbette bunu da e, sizlerle paylaşmaktan e, mutlu oluyoruz. İşte İstanbul'da Anadolu Hisarı Göksu Mahallesi'nde Anadolu'nun paylaşma ve dayanışma kültürü mahalle sakinlerinin imece usulüyle düzenlediği iftar sofralarında yaşatılıyor. İftar sofraları siyasilerin mitingine dönmüşken onlar iftarları siyasi görüş sömürülerine alet etmeden Anadolu'nun en güzel kültürüyle iftarlarını yapıyorlar. İstanbul'da Anadolu Hisarı Göksu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde başlayan iftar sofraları sokağa taşarak mahalleyi sarıyor. Mahalle sakinleri Ramazan boyunca her pazar günü yapılan organizasyonda mahalle sakinleri imeceyle sofralarını kuruyorlar. Mahallede yaşayan herkes iftara katılıyor, sadece mahallede yaşayanlar değil. İftar saatlerinde yolda geçen, yoldan geçen araçları durdurup isteyen herkesi de sofralarına davet ediyorlar. Hani deyim yerindeyse Allah ne verdiyse hep beraber yeriz misali diyorlar. Tek amaçlarıysa Anadolu'nun dayanışma kültürünü sürdürürken milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da bu güzel geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmayı da bir görev edinmişler. İşte herkes evlerinden getirdiği yiyeceklerle işte birisi ekmeği birisi pideyi birisi çorbayı birisi bardağı tabağı çanağı getirmek suretiyle oluşturdukları bir tablo. Tabii Türkiye bu tabloyu çok açık ve net biliyor Biz gezi döneminde yeryüzü sofralı sofraları biliyorsunuz. Çok önemli göstergelerden toplumumuzun içinde bulunduğu, e, dinamik açısından da e, toplumumuzun birbirine duyduğu saygı, sevgi, kardeşlik bağ açısından da önem çekmişti. Yeryüzü sofraları bir gazete kağıdıyla boydan boya, upuzun sokaklar boyunca e, işte deyim yerindeyse Allah ne verdiyse bütün yurttaşların peynir, ekmek, zeytin getirip hazırladığı sofralardı. İşte ona Burada bir gelenek olarak sürdürülüyormuş Göksu Deresi biliyorsunuz o Hisar bölgesinde son derece önemli yerlerden bir tanesi zaman zaman benim de ailemle birlikte ziyaret etmeyi sevdiğim bir mahalle bir bölge burası. Ee, özellikle e, birçok dizinin de set e, mekanlarından bir tanesi yani öyle de bir e, akustik e, atmosferi de söz konusu işte oradaki mahallelinin gerçekten e, el birliğince bir imece usulleri, usulüyle gerçekleştirdikleri iftar sofraları da yüreğimizi ferahlatan Hani Ramazan'ın Ramazan olduğunu bize anlatan, hani nerede o eski Ramazanlar dedirten e, türden yaklaşımları da nispeten geride bırakmamıza, belki de bu kültürü geleceğe taşımamıza katkı sağlayacak bir buluşmayı e, objektifler gördüğünüz görüntülerle e, değerli radyo izleyicilerimize de dilimiz yettiğince anlatmaya çalıştığımız ifadelerle taşıyorlar. Ellerine sağlık, Allah kabul etsin diyelim e, bir kez daha Ramazan ayının. Hem bölgemize hem ülkemize içinde bulunduğumuz bu anti-emperyalist mücadelede emperyalist saldırıların karşısında başarı getirmesini temenni edelim. Duamızın en baş maddesine bunu alırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok